Osman Özsoy'un televizyonda söylediği Türkiye'de bir şey olmaz. Ben profesör hocama keşke bir albay olsaymış mesela. Bu süreçte daha çok katkım olurdu sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sözü mesela bu soruyu biraz ettik. Neden? Çünkü soruyu soran elemanın yazdığı gibi söylemedi. Böyle söyledi mesela. Kaldı ki bir de nasıl sorduğunu hatırlamıyorum ama ben bunu nasıl değerlendiriyorum onu anlatayım. <laughs> haksız çıktı mesela. Yani Türk albay olsaymış Türkiye'ye daha fazla faydası olmazmış en temelde bir sosyal bilimci olarak haksız çıktı. Ee, ikincisi bence e, o dönemde insanların pek çoğu psikolojik olarak bir darbe ihtimaline hazırlandılar, hazır edildiler, hazır yani şş, yani 1980'lerde olduğu gibi cemaat içinden dışından pek çok insan e, AK Parti içinden şuradan buradan darbe ihtimaline hazırlandılar. Yani sanki bir kısmına aman darbe olacak korkusu salındı. Bir kısmına diyelim aman Türk Silahlı Kuvvetleri bu gidişe el koyacak dur diyecek gibi şey yapıldı filan. Buna benzer bir sürü açıklamayı AKP içerisinden de milimi milimine o gece ne olduysa bunu şey yapan insanların olduğu yerden bulabilirsiniz. İşte o işte köprüde vefat eden reklamcı o gece ne olacağını takır takır anlattı. Hatta ona uygun bir şekilde ilk dakikada hemen ne olduğunu anlayıp köprüye gidecek kadar şeyi de vardı yani nihayetinde. Benim açımdan buna benzer bazı meselelerden anladığım bu adamların tanıdıkları, bildikleri, ettikleri değişik kaynaklar üzerinden darbe olma ihtimaline o ki 16 Temmuz gece 3'te bir darbe olacakmış anladığımız kadarıyla öyle bir plan var. Bu planla ilgili işte genel kurmay başkanından tutun aşağıya kadar emir komuta içerisinde binlerce insan görev alıyor filan filan. İnsanlar onu bekliyor. Bu hani bilinçli bir şekilde bence cemaatin kulağına kar suyu kaçırmasalar bile cemaatteki insanların, partideki insanların, 3-5 asker tanıdığı olan insanın kolaylıkla anlayabileceği, öngörebileceği, bulabileceği, duyabileceği bir şey. Ama benim şahsi kanaatim cemaatten bazı insanlara bu konularda hani su sızdırsınlar diye kulağına huzuren kar suyu kaçıldığını düşünüyorum. Osman Öztürk böyle midir bilmiyorum. Onu demiyorum ama yani neredeyse hani bunları söyle yani hani şimdi şöyle düşün 16 Temmuz'da bir darbe olacak. Tabii ki bunu yani bu şekliyle ele aldığınızda kimse bir şey yapamaz diyemez. Hani bu ayrı bir mesele. Ama sizin niyetiniz 15 Temmuz gecesi o darbe olacak diye bekleyen insanlar psikolojik olarak hazırlıklı olan asker şu bu neyse bunların hepsini gafil avlayıp o gece bir sürü şey yapalım bunu rejim değiştirmek için bir unsur olarak kullanıp düşmanlarımızı bütün muhaliflerimizi tavsiye etmek için kullanalım bunu da şuradan başlarsak herkes şey olur cemaate yıkalım tasfiyelere başlayalım ki İngiliz istihbaratı o gece e, Türk dinlemeleri üzerine böyle bir haber yayınlandı e, bir yerde şeyde Almanya'da bir dergide yani arkadaşlar sakin olun yarın cemaati tasfiyeye başlıyoruz her şey kontrol atma hani darbe marbe yok gibi AK Parti kendi içerisinde bu konuşmalar oldu. Bunu yakalamışlar mesela. Demek ki buna hazırlık yapan insanlar da karşı taraftan bak işte darbe yapacaklardı, işaret verdiler diye en azından 3-5 adama bunu söyletmelerinde, bunu işmam ettirmelerinde fayda var. Bunun için diyelim ki işte Hüseyin Güler'i e şu bu gibi doğrudan kullanabilecekleri adamları yoksa biraz böyle heyecanlı, ne dediğini çok da iyi hesap etmeyen yani tekrar ediyorum Osman Öztürk söyle ilgili söylemiyorum. Bu manada dile gelen herkesle ilgili söylüyorum. Ee, yani mutlaka dışına sızdırı diye düşündükleri bir sürü insana bir sürü şey söylemişlerdir. Belki yüz tane bin tane insanın kulağına kar suyu kaçırmışlardı. Bazen Twitter'dan geliyor. Hocam af çıkacak şöyle olacak böyle olacak. Sanki benim o, onu, o, onu yayarak ona alet olmamı bekliyor. Bana ne yani ben önümde olana kadar hiçbir şey benim için olmamıştır. Anlatabiliyor muyum yani? böyle gayipten haber verir gibi. Bir iki de doğru çıkıyor. Üçüncüsüne güveniyorsun. Sen de kaynaklarım şöyle söylüyor böyle söylüyor. Ankara'da da derin adamları tanıyorum falan havasına giriyorsun. Böyle avlaya şey yapabiliyorlar. Avlayabiliyorlar. sıkıntıçı şu Bence bu insanlar yani devlet içerisinde kendilerince du işte yani darbe söylentisi ki ayuka yuka çıkmıştı da söyleyeyim. Yani uluslararası basında daya çıkıyordu darbe o ihtimalle falan. Bütün bunları kendilerince duydular ve yorumladılar diye görüyorum. Yani ve bu anladığım kadarıyla ortaya çıkan durumda da biraz zaten 15 Temmuz ve akabinde yapılan tasfiyelerde gerekli olan altyapı için lazım olan bir şeydi. Mesela nedir? 3 tane adamın söylemesi aleyhine delil olarak kullanılır. 500 bin insanın söylememiş olması kullanılmaz. Mesela o örneklerden bir tanesi FETÖ diye yani cemaat mensubu diye ihraç edilen Nihat Aynacı polis var bir tane. Mahkemeye veriyor hükümeti. Cemaatçi olmadığını ispatlayıp görevi iade kararı aldırıyor. Görevi iade edilmediği için kızıyor bilmem ne. O gece İstanbul Emniyetine çağırıyorlar, şu yapıyorlar, bu yapıyorlar tanktan çıkıyor bir tane polis. Geri kalan binlerce, on binlerce, belki elli bin polis darbeye karşı direnirken vurulan, madalya alan, yaralanan, şehit olan bir sürü polis var, cemaatçi. Hiç birisi hani darbeye direnmiş olmasına rağmen, ne biçim cemaat darbesi ki kendileri direniyorlar dememiş, dememiş olmasına rağmen mahkemenin cemaatçi olmadığına ispat ettiği, mahkemeye ispat eden bir adamın bir tanktan çıkması işte polis de dahildi gibi sundular. Bu tarz bir algı yönetimi olarak görüyorum. Yani ee, o mesela ne ihraç edilen 40 bin yakın asker var. Darbeye katılan adam sayısı ortada 3 bin, 5 bin Yani her şeyi saysanız 8 bin filan bütün eraptı saysanız harp okulu öğrencileri şunları bunları çıkardınız da yani o zaman bu 40 bin subay az subay işte ankesörlü telefonu şu bu kullanan cemaatçi niye katılmamış %98'i niye katılmamış diye e, sormayın diye bu tarz şeyler bence hani biraz algı yönetimi olarak şişirli. Evet kulağa delik, asker tanıdığı olan herkesin kolaylıkla duyabileceği bir şey. Biraz kula delik gazetecilerin bilebileceği, birbirine fısır fısır konuşabileceği bir şey olarak görüyorum. Böyle değerlendiriyorum. Yani ne Osman Öztürk, ne eşeği hani tamam yaptıklarını böyle görüyorum ama kendi, onun haricinde ekstra bir anlam yüklemeyi gerekli görmüyorum. O gece darbe olur olmaz. Mesela ben Türkiye'den kopuk bir adam olarak sadece uluslararası medyadan takip eden bir adam olarak diyelim. Şöyle bir Gerçekten herhalde Kemalistler. Çünkü Türkiye'de başka kim darbe yapabilir? Darbe yapıyorlar. Başarılı olursa AK Parti iktidara bunlar getirdi diye AK Parti götürdü diye değil ama yani AK Parti götürmüş olmaları ama başarılı olursalarsa AK Parti'yi başımıza siz musallat ettiniz cemaati öttüreceklerdir. Cemaate zulmedeceklerdir. Başarısız olurlarsa da bunu cemaate yıkıp Yine cemaate zulmetmek her tarafın işine gelecektir diye düşünüp aynı o şekilde tweet atmıştım. Bu benim basitçe gördüğüm bir şey. Herkes eminim görmüştür.